Efendim, gıda fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşlar daha ucuz ürünlere yönelmeye başladı. Bu da aslında çok önemli konulardan bir tanesi özellikle bugünlerde. Uzmanlar bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçıların taklit ve tahşiş ürünlerle vatandaşın sağlığıyla oynanabileceğine dikkat çekiyor. Peki en çok hangi ürünlerde gıda sahtekarlığı yapılıyor dersiniz? Ya da gıda alışverişi yaparken dikkat edeceğimiz unsurlar neler? İşte hepsinin cevabı haberimizde izleyelim. Kaç defa süt aldığım zaman kesildi söz gelime. Ben yoğurt yapmak istedim, orada süt peyniri oluştu. Fiyatlar yükseldiği zaman tabii hem tüketici daha ucuz bir ürün arayışına giriyor, hem de üretici ham madde fiyatlarının yarattığı maliyetten kaçmak için alternatif yollar arıyor. Tabii bunlar yasal olmayan yollar. Gıda fiyatlarındaki artış gıda sahtekarlarının iştahını kabartıyor. Kolaylıkla tahşiş edilebilen süt, tereyağı, zeytinyağı, yoğurt, peynir gibi ürünleri alırken dikkat etmek gerekiyor. Gıda ürünlerinde fiyatlar artınca vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneldi. Ama bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılarsa piyasaya sütsüz peynir, suyla karıştırılmış süt ve patates aromalı tereyağı sürmeye başladı. Bir jelatin mesela. Sütün ve süt ürünlerini kıvamını artırmak bakımından kullanıyorlar. Sütün yağından çalmak bakımından içine bitkisel yağ ilave edebiliyor. Bunu peynirde görebiliyoruz, yoğurtta görebiliyoruz. Nişasta ilave edebiliyorlar. Gıda fiyatlarının artışı bir neden olabilir ama tek neden değil. Bu gıdalardaki hileler çok uzun tarihlerden beri devam ediyor ama artarak devam ediyor. Her şeyde var. Sebze meyvede bile var. Hiç sağlıklı bir şey yediğimizi düşünmüyorum yani. Maddi değeri yüksek olan ürünlerde daha çok hile yapılıyor. Zeytinyağı, bal, onun beraberinde yine et gibi, kırmızı et gibi maddi değeri yüksek olan gıdalarda üreticiler, art niyetli üreticiler taklit tahşiş yoluna gidiyorlar. Bilindik markalarda ister istemez de pahalı olunca vatandaş ucuz ürüne ister istemez kaçıyor yani, bilerek alıyor, bilmeyerek alıyor. Peki gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Çok sıkça duyduğumuz bir kavramı aslında hayatımıza sokmamız lazım. Gıda okuryazarlığı. Güvenilir firmaların ürettiği gıda maddelerini satın almak gerekiyor. Kesinlikle etiket bilgilerini çok iyi okumak gerekiyor. Tadı önemli. Az tuzsuz olacak. Tadı tuzlu bir de iyi olacak. Yani şöyle yedin mi boğazına rahat gidecek yani. Öyle peynir iyi peynir ondan belli oluyor. İçerini okumadan almıyorum. Sağlık giderse geri gelmez ama birkaç kuruşun giderse o geri gelir. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl gerçekleşen denetimlerde 11.958 işletmeye çeşitli nedenlerle toplam 129 milyon 618 bin lira idari para cezası uyguladı. Vatandaşlar Alo 174 gıda hattına da ihbarda bulunabiliyor. Daha çok et ve et ürünleriyle şikayet alıyoruz. İkinci sırada süt ve süt ürünlerini sayabiliriz. Sıvı yağlar, katı yağlarla ilgili bildirim alıyoruz. Un ve unlu mamulleri sayabiliriz. Tahşişlerle ilgili ihbar alıyoruz. Taklit, tahşiş ürün satan firmalara 50 bin lirayla 500 bin lira arasında para cezası uygulanıyor. Aynı suçun tekrarı durumunda firmanın faaliyetleri durduruluyor. Evet, malum fiyatlar yükseldiği zaman tüketici ucuz mal arayışına giriyor. Bir yandan da tüketici maliyeti düşürmek için kendince alternatif yollar üretmeye başlıyor. Haliyle bu da gıda sahtekarlığını beraberinde getiriyor. Şimdi gıda sahtekarlığını konuşacağız. Konuğumuz var, gıda mühendisi Zafer Şenyurt. Sayın Şenyurt, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi çok önemli bir konu. Malum hepimizin hayati konularından bir tanesi. Öncelikle bizi izleyenler merak ediyordur. En baştan başlayalım istiyorum. En çok hangi ürünlerde gıda sahtekarlığı yapılabiliyor? Nelere dikkat etmeleri gerekir vatandaşların? Ya da zararları nelerdir? Buradan başlayalım. Sonrasında zaten detaylı sorularım olacak size. Gıda sahtekarlığı yeni bir kavram değil. Ülkemizde de değil, sadece dünyada ama son zamanlarda çok olduğu, arttı. Tabii ki ona vurgu yapacağız. Yani insanlık var olduğu sürece gıda sahtekarlığı her yerde olmuş. Ülkemizde de var ama son dönemde özellikle fiyatların artışıyla beraber daha ucuz ürünlere halkın yönelmesi dolayısıyla zaten var olan merdiven altı işletmelerin piyasadaki çekiciliğini artırmış oldu.
Burada tüketiciler neye dikkat edecek? Her zaman söylüyoruz, haberinizde de zaten meslektaşım da çok güzel belirtti. Belki klasik olacak ama hani etiketine dikkat edecekler. Güvendikleri, bildikleri satış noktalarından alışveriş yapacaklar. Bildikleri, güvendikleri markaları tercih edecekler. Bunu söylemek zorundayız. Ancak fiyatlar o kadar çok arttı ki tabii ki bildik, güvenilir marketlere gidip güvendiğimiz, bildiğimiz markaları satın almak herkes istiyor ama alamıyorlar. Alamayınca da bir biçimde karnını doyurmak, sofrasına gıda koymak durumunda. Bu durumda da kalitesini ikinci plana iterek maalesef. Tabii bu geçmişte fiyatların bu kadar yüksek olmadığı dönemlerde de bilinçsiz tüketimden, bilgi kirliliğinden kaynaklı, halkın bilinçsizliğinden kaynaklı bu tür ürünlere rağbet yine vardı. Ama şimdi gıda sahtekarları için çok daha uygun fırsat çıkmış oluyor. Hangi ürünlerde daha çok yapılıyor? Yine yayınınızda da değinildi. Et ürünlerinde, süt ürünlerinde, baharat grubunda yine katma değeri yüksek, pahalı ürün grubunda yer alan ve tahşişe, taklite çok daha müsait olan yağda ve balda çok sık karşımıza çıkıyor. Bunların şimdi hocam şunu da merak ediyorum. Mesela tereyağın içerine margarin karıştırıyorlar. Haliyle kolesterolü olanlar için bu bir tehlike. Sütün içine antibiyotik karıştırılıyor. Bu haliyle ileride antibiyotik kullanımında antibiyotiğin etkisini düşürecek. Yani bu tarz tehlikeler de var aslında hayatımızda. Tabii ki bu uzunca süredir tartışılan sokak sütü mü, ambalajlı süt mü tartışması biliyorsunuz yıllardır yapılıyor. Hı hı. Hep söylediğimiz, şimdi de vurgulamakta fayda gördüğüm, üreticisi belli olmayan, etiket bilgileri yer almayan ürünlerden tüketiciler uzak durmalı. Çünkü bu ürünlerin içeriğinde, içinde ne olduğu zaten bilinmiyor. Söz ettiğiniz gibi antibiyotik ve onun dışında sağlığı tehdit eden çok farklı katkılar, hileler söz konusu olabilir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda yine biraz önceki haberinizde içkiyle ilgili, sahte içkiyle ilgili haberiniz vardı. Pek çok ölümler sahte yaşandı. İçkiden ölümler yaşandı ülkemizde. Dünya kamuoyunda duyuldu. Ülkemizin bu anlamda itibarı etkilendi. Ama en önemlisi burada halk sağlığı, halkın güvenilir ürüne ulaşması en temel hakkı. Bu konuda da bakanlığa çok önemli görev düşüyor. Son yıllarda denetimlerde artış sağlanmış olsa da görece olarak denetimlerin burada son derece önemli olduğunun altını çizmek lazım. Şimdi Zafer Hocam, denetimlerden bahsettiniz. Ben burada bir virgül açayım. Sonrasında siz zaten bu konuyu da aynı zamanda açıklık getirin. Hem de benim sorumla birlikte. Şimdi bir yandan cezalardan bahsediyoruz. Cezaların artırıldığını da biliyoruz özellikle son zamanlarda. Ama cezalar bir yere kadar etkili olması gerekiyor. Denetimler burada önemli. Çünkü o kadar büyük karlar elde ediliyor ki zaten üretici şunu söylüyor. Olsun öderim. Önemli değil diyor. Neyse zararım öderim. Ama burada önemli olan denetim artık. Denetimin devreye girmesi gerekiyor. Denetimler bu konuda yeterli midir? Ne dersiniz? Denetimler yeterli değil tabii ki. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Şimdi bir kez daha vurgulamakta fayda var. Türkiye'de 700 bin civarında kayıtlı ve onaylı işletme var. Bunların 80 bin civarındaki üretim firmaları ve üretim firmalarının %70'i küçük ve orta boy işletmeler. Bu işletmelerde istihdamı zorunlu personel, yani teknik eleman çalıştırılması ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Geçtiğimiz yıllarda bakanlık zaman zaman değişikliğe gidiyor. Tabii ki burada üreticilerin baskısıyla da 10 kişiden fazla olan işte 30 beygir gücünün üzerindeki işletmelerde teknik eleman çalıştırılacak ama bunun dışındaki işletmelerde çalıştırılmayacak. Şu andaki mevzuat bu şekilde. Teknik elemanın çalışmadığı ki geçtiğimiz günlerde basına yansıyan nahoş görüntüleri de hatırlarsınız. Üretimde nitelikli personel çalışmaz ise, teknik personel çalışmaz ise, denetim de yetersiz olursa ki 700 bin civarındaki
bu işletmeleri 7000 civarındaki teknik personel ve bunların içinde 1700 civarında gıda mühendisi sadece var. Bu şartlarda yılda 1.6 2 bile değil ortalama denetim frekansı. Bu şartlarda kaldı ki bir de kayıt dışı üretim çok fazla ülkemizde. Yani bu aynı anlamda sadece sağlığımıza değil ekonomiye de zarar veriyor. Kesinlikle yani 700 bin civarında kayıtlı işletme varken bir o kadar da belki hani 500 binden söz ediliyor. Kayıtsız merdiven altı işletme var. Bunları da göz açtırmamak lazım. Burada kamuya çok önemli görev düşüyor. Tabii ki tüketiciler bilinçli olacak. Tüketici aldığı ürünü kontrol edecek, etiketlerini kontrol edecek, güvenli yerden alacak. Ambalajlı gıdaları biz özellikle o yüzden tavsiye ediyoruz. En azından üzerinde üreticisi belli olan, izlenebilirliği olan ürünler olduğu için. Dolayısıyla açıkta satılan ürünlerde çok daha fazla risk söz konusu. Biraz önce değindim, sütten, ete, etten, bala, baldan, zeytinyağına yani hilenin yapılmadığı içecek grubunda halkın sağlığını ölüme varan şekilde etkileyebilecek olumsuzlukları ortaya koyabilecek içecekte yasaklı madde çok sık karşımıza çıkıyor. Alkollü peki. Ürünlerde sahte üretim çok fazla ortaya çıkıyor. Bunları kontrol etmenin yolu tabii ki tüketici bilinçli olacak ama kamu denetimidir. Kamunun bu konudaki denetimi artırması, tüketicilerin bilinçlenmesi konusundaki çalışmalarını biraz daha etkin hale getirilmesi son derece önemli diye düşünüyorum. Zafer Hocam son bir soru soracağım. Özellikle Sayın Fatih Altaylı'nın yazısında, köşe yazısında okumuştum. Sizinle de paylaşmak istiyorum bulmuşken. Bazı firmalar, bunlar çok büyük firmalar aslında. Türkiye'de de çokça bayileri olan firmalardan bahsediyorum. Türkiye'de farklı ürün içeriğini sunduğunu, yurt dışında farklı bir içerik sunduğunu yazmıştı. Türkiye'deki satılan ürünlerin daha sağlıksız olduğunu belirtmişti. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Ya şöyle, her ülkenin gıda mevzuatı birbiriyle aynı olmayabilir. Limitler farklı. Tüketici istekleri, damak tatları farklı olabilir. Tabii ki bunun ekonomik boyutu da var. Oraya sundukları ürünle Türkiye'deki ürünlerin fiyatları da aynı değil. Bu Türkiye'deki ürünlerin kötü olduğu anlamına da gelmez. Burada eğer mevzuata uygun ürün üretiliyorsa, bunlar kontrol ediliyorsa ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama esas sorun etiket doğru bile olsa içindeki ürün etiketteki bilgileri karşılıyor mu? Buna dikkat etmek lazım. Bir de biz gıda güvenliğinden söz ederken fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan zararlardan uzaklaştırılmış güvenilir olduğunu vurguluyoruz. Daha çok fiziksel ve kimyasal açıdan denetimler sonucunda taklit taşişle ilgili biliyorsunuz 2012'den beri 26 kez teşhir yapıldı. En son 15 Eylül 2020'de yapıldı. Yaklaşık 15 aydır da bir kamuoyuna duyuru yapılmıyor. Bunun etkili olduğunu da düşünüyorum. Ama burada biyolojik açıdan da değerlendirmek lazım. Özellikle aflatoksin açıkta satılan ürünler, pazarda satılan meyve sebzelerdeki kalıntılarla ilgili kamuoyuna herhangi bir bilgi yansımış değil. Mutlaka denetleniyordur ama geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ıspanakla ilgili geçtiğimiz yıllarda yaşandı, ölümlü vakalar oldu. Evet, aynı şekilde dikkat etmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde de oldu. Dolayısıyla gıda güvenliğini bir zincir, yani üretimden tüketime kadar her aşamasının bilinçli üretilmesi, ahlaklı üreticilerin olması, denetlenmesi, yaptırımlar ki 4 Kasım 2019'da bir kanun, 2020'de çok özür dilerim, kanun değişikliğiyle yaptırımlarda hapis cezası getirildi. 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağı şekilde bir değişiklik yapıldı. Caydırıcı olması açısından ama Avrupa Birliği ülkelerinde bu çok daha sıkı denetleniyor. Yaptırımlar çok daha yüksek. Bu konuda bakanlığa önemli görevler düşüyor. Meslektaşlarımızın, gıda mühendislerinin ve diğer teknik personellerin istihdamının önüne açılması
mutlaka gıda üreten büyüklüğüne bakılmaksızın her işletmede bir gıda mühendisinin ya da diğer teknik personelin bulunması, bunların da iş güvencesi sağlanması. Peki, ancak çok haklısınız, çok haklısınız Zafer Hocam. Aslında konuşulacak o kadar çok şey var ki siz de çok haklısınız. Denetimler yapılmalı, cezalar artırılmalı, alım gücü yükseltilmesi için. Evet, alım gücü artırılmalı, ekonomik seviyenin yükselmesi gerekiyor ki insanlar da böyle ürünlere başvurmasın, almasın. Çok teşekkür ediyoruz Zafer Hocam. Zafer Şengül, gıda mühendisi bizimleydi sevgili izleyenler.